Merhaba arkadaşlar. Motosiklet sürücülerine, özellikle yeni başlayanlara 20 önemli tavsiyem var. Bunlar nelerdir? Özellikle yolu bitirmek için kesinlikle acele etmeyin. Kimseyle tartışmaya girmeyin. Bakımlarınızı zamanında yaptırın. Sonra üzülmeyin. Yanınızda lastik tamir kiti taşıyın. Çok hayat kurtarıcı oluyor, emin olun. Kask, mont, pantolon, ayakkabı, eldiven beşlisini mutlaka tamamlayın. Onlarsız yola çıkmayın. Özellikle de park ettiğiniz yerde motosikletinizi kilitlemeyi unutmayın. Bu bir numaralı önlem. Bir kere çaldırırsanız dönüşü yok. Düzgün şekilde bulamazsınız çünkü motorunuzu. İllaki bir parçaları eksik, çarpılmış, hurda halinde bulabilirsiniz. Bu da sizi motosikletten gerçekten soğutur. Sizi görmediklerini düşünerek trafikte ona göre hareket edin. Çünkü gerçekten sizi görüyorlar veya görmek istemiyorlar veya umursamıyorlar. Uzun araçlara sağından solundan çok fazla yaklaşmayın. Çünkü küçük araçlar çoğunlukla zaten görülmedikleri için kör noktalarında kalabiliyor. Uzun yola giderken birkaç şeye dikkat edebiliriz. Özellikle gerçekten uzun bir yolculuğa çıkıyorsak şunlara dikkat edin. İlk önce liste yaparak başlayın. Sonra bunları gözünüzle görebileceğiniz geniş bir alana serin. Ve bu hazırlığı son güne bırakmayın. 2-3 gün önceden yapmaya başlayın. Çok büyük yararını göreceksiniz. Bir de uzun yolculuklarda şöyle bir handikap var. Geçeceğiniz bölgelerin ne kadar sıcak, ne kadar soğuk olduğunu bilemiyorsunuz, tahmin edemiyorsunuz. Bazen bir yüksek bir dağdan, dağ yamacından, dağ eteğinden geçiyorsunuz ve ısı farkı çok fazla olabiliyor. O yüzden yanınızda özellikle su geçirmez yağmurluk taşıyın. Eğer uzun yolculuklara gidiyorsanız. Tam ölçülerinizi kask, mont, pantolon, dizlik, eldiven aldığınızı emin olun. Trafikte kendinizi belli etmek için şu sarı yeleklerden almanız her zaman iyidir. Sizi gerçekten görünür kılar. Çanta almak tabii ki çok iyi oluyor. Özellikle uzun yolculuklar için yan çanta ve arka çanta almak bizi birçok yükten kurtarıyor. Keza motordan indiğinizde küçük bir sırt çantanız olması sizi büyük bir yükten kurtarıyor ve yanınıza basit alacağınız şeyleri taşımanızı sağlıyor. Tabii uykunuz varken kullanmamaya çalışın. Reflekslerinizyavaş işliyor. Alkol aldıysanız veya alkollüyseniz kullanmayın. Bir süre dinlenin, ondan sonra yola çıkın. Kalabalık yerlerden geçerken özellikle dikkat edin. Yayalar çünkü önünüze fırlayabilir. Ne olacağı belli olmaz. Bu bir çocuk da olabilir, bir büyük de olabilir. Çünkü motosikletlerin bir araç olduğundan hala haberleri yok. 60 kilometre üstündeki hızların her zaman risk taşıdığını bilin. Dönüşlerde bir anda ıslak bir alanla karşılaşabileceğinizi unutmayın. Buna göre dönüşe girin. Yani aşırı hız yapmayın. Aklıma gelen bunlar şimdilik. Daha fazlası olursa yeni videolar çekeceğiz zaten. Herkese iyi sürüşler.